Hollywood sahine bu sefer dibine gitmeye çalışıyorum. Bu yasaları fark etmeye başladığımdan beri hayallerimi çok yüksek tutuyorum. Yine bir hafta sonu, yine bir sabah, yine bir hiking. Sağlıklı yaşamaya devam ediyorum. Hollywood sign'a bu sefer dibine gitmeye çalışıyorum. Çünkü observation merkezi, o hani bayağı önceki videoda attığım o merkezden oraya gitmek imkansıza yakın bir şey. Kaçak bir yol buldum. Oraya arabayı park ettim. Oradan ters yön üzerinden tepeden dolaşarak Hollywood sign'a ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle bir yürüyüş petim var. Yanımızda Cabo var. Jamie var arkadaşım. Onlar bana eşlik ediyorlar. Çevrede gördüğüm arabalar, evler, her şey çok güzel. Yani umarım bir gün şuralarda böyle kocaman bir mansion'um olur. Oraya gittiğimde Hollywood sign'a en yakın noktada bir manifesto daha yapacağım. Artık Hollywood'lu olduğuma göre çok iyi değil mi? Nerede yaşıyorsun? Hollywood'da yaşıyorum. Onu bırakayım ya. Ya ötesi yok ya, anladın mı? Bu. Ve buradaki o şey, genel vibe inanılmaz. Yani gittiğin mesela mekanlarda işte bir yere gidiyorsun. İşte Elvis Presley'nin bilmem ne şeyi. Yok işte bir eve gidiyorsun. Aa işte eskiden Metallica bu evde yaşıyormuş falan filan. Böyle garip garip şeyler var. Yarısından çoğunu tanımıyorum. Hani o yüzden beraber tanıma ihtimalimiz olan isimlerden bahsettim. Bu arada buradaki helikopter olayının şöyle bir durumu var. Onu da hemen anlatayım. Benim şaşırdığım bir durum. Polis güvenliği sağlamak için karadan çok havaya yatırım yapmış. Ve güvenlik kontrolünü genelde helikopterle havadan sağlamaya çalışıyorlar. Bak orada da var şu an bir tane. Şurada var. Hatta mesela partilerde falan, mansionlardaki partilerde, geçen bir partide vardı. Baskın yapacakları zaman helikopterle gelip helikopterle flash tutuyorlar. Yani hani burayı dağıtın yoksa yerden biz burayı dağıtacağız gibisinden. Şu an arkamda da şöyle güzel bir manzara var. Burada da genelde özgüvensiz Amerikalılar. Böyle birinin kamerayı tutması bile onlara çok şey geliyor. Ha kamera tutuyor falan. Özgüvenli bilmem ne tipler de var biliyorsunuz, görüyorsunuz. Şaka videoları falan çekiyorlar ama genel hatlarıyla buradaki insanların böyle bir problemi var. Dediğim gibi yukarıdan bir kontrol var. Hani bu araç takiplerinde falan, mesela polislerin suçluları takibinde falan da dikkat etmişsinizdir. Hep helikopterler takip edik. Burada state ya hayat. Ve statesel kontroller var. Yatırımlar da ona göre yapılıyor. California State'in şöyle bir durum var. Güvenliğe en çok yatırım yapan şehirlerden biri. Çünkü burada ciddi bir mafya kültürü var. İşte creepler var, mavi çeteler, kırmızı çeteler. Ciddi böyle hani sokaklara hiç giremeyeceğin, dışarıda adam vurdukları böyle alanlar var. O yüzden burada güvenliğe çok fazla önem veriyorlar. Özellikle bu zengin kesimin, beyaz Amerikalıları korumak için biraz daha yoğun çaba sarf ediyorlar. Şimdi Hollywood sign'a en yakın noktaya doğru devam ediyorum. Çok konuştum ya. Harbi çok konuştum. Dur size Cabo ile tanıştırayım. Cabo, say hi. Şu an buraya kadar geldik. Burası aslında insanların gelip fotoğraf çekildiği alan. Ama amaç W'nun tepesindeki yere ulaşmak. Oraya kadar yürüyeceğiz. Oradan sonra da artık o Hollywood sign'la ilgili olan durumu bitiriyorum. Bir daha da gelmem hani. Şey gibi bu. Sultanahmet'e gidip ziyaret etmek gibi bir şey herhalde yani. Hani o popülaritede git artık bitir. Los Angeles'in yerlisi oluyorum oraya gittikten sonra. Bu. Let's go. Keşke kameramanım olsa Amerika'da ya. Keşke gittiğim her yerde kameramanım olsa. O zaman o kadar sağlam içerikler çıkarım ki. Çünkü bazı ortamlarda kesinlikle kamera çıkarma şansım yok. Yani o kadar güzel bir ortam ki hani o kamerayı çıkardım bitti yani şeysin hani, anladın mı? Ne alakası var falan. Öyle ortamlarda da işte çekim yapabilmek için yanımda bir kameramanının kesin olması şart. Buraya doğru yatırım yapmam lazım sanırım. Ya kişisel gelişim konuşalım yoldayken. Aslında bununla alakalı böyle ayrı bir video yapmam lazım ama bu farkındalıkları özellikle bizim bu takipçi grubuyla ben paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok önemli. Çok önemli. Hani böyle sanal şeyler gibi geliyor olabilir benim size kişisel gelişimle ilgili anlattığım şeyler ama bunlar tam olarak sistemin nasıl çalıştığı, enerji yasasının, matematiğin, hayat üzerindeki genel konumlandırması, benim hayatı kafamdaki şekillendirme yapım tam olarak aslında bu. Çevrenizde, özellikle Türkiye'de, bizim ülkemizde bu çok şey yaşanan bir durum. Çok fazla negatif insanla karşılaşacaksınız. Çok fazla kötülemeye çalışan, yermeye çalışan, insanlar üzerinden insanlara kötüleyerek ya da yermeye çalışan
ara kendini rahatlatma psikolojisine geçen. Bunu Bali'de bir video çekmiştim özgüvenle alakalı. Anlatmıştım orada. Bir insanı hater olma psikolojisine iten şey nedir gibisinden. Şöyle bir tüyo vereyim size. Mesela burada hiç kimseden böyle yerleyici, işte aşağı çekici bir şey duyamazsınız. Çünkü buradaki insanların hepsi Los Angeles, yani melekler şehri İspanyolca. Buraya efsane olma kafasında geliyorlar. Çevrenizde gördüğünüz herkes birisi. Ve herkes birbirine nasıl bir şey katabilir? İşte nasıl beraber bir şeyler yapabilir? Nasıl motive edebilir? Bu kafayla yaklaşıyor. Ben daha hiç mesela olumsuz bir yorum görmedim. Sokağa çık, böyle kendini iyi hissediyor ol. İnsanlar yolda yürürken sana iltifat etmeye başlarlar. Aa işte çantan çok iyi, saçın çok iyi, bilmem ne. İlla bir güzellik bulurlar. Her şey kötü bile olsa illa bir güzellik bulurlar. Şimdi mesela çok oluyor, hani ben sosyal medyada video falan attığım için işte cringe. Bu psikolojide olduğunuzu hissettiğiniz anda ve böyle konuşmaya başladığınızı hissettiğiniz anda bunu durdurun. Çünkü evren yasalarına göre olumsuzluklar olumsuzluklar getirir. Olumsuz düşünceler olumsuz düşünceler getirir. Hayatı siz hayalini kurabildiğiniz kadarıyla yaşayacaksınız. Ne kadar hayal gücünüz yüksekse, ne kadar kendinizi daha yüksek veya daha büyük bir hayalin içinde hayal edebiliyorsanız, hayal edebilmek bu kadar önemli bir şey aslında. Bunun çok kolay olduğunu da düşünmeyin. Herkes kendini bir Ferrari'nin içinde hayal edemez. Her gün kalkıp da ben Ferrari'de uyanacağım diye hayal edemez. Ya da herkes kendini işte ben Hollywood'da kırmızı halıda işte bilmem nerede yürüyeceğim, şu filmde oynayacağım diye hayal edemez. Ve bunu hayal edenler bunu yaşayanlar. Çünkü enerji yasası bu şekilde çalışıyor. Kim en çok isterse o oluyor. Ve siz bu enerjinizi eğer negatif düşüncelere, insanları eleştirmeye ya da ne bileyim kötü düşüncelere ayırmaya başladığınız anda işte o sizin rakipleriniz ya da o enerjisini oraya yönlendiren insanlar onu zaten çoktan elde etmiş oluyorlar. Büyük insanlar olayları konuşur bildiğiniz üzere ve pozitif olarak konuşurlar. Demem o ki, bu yasaları fark etmeye başladığımdan beri hayallerimi çok yüksek tutuyorum. Gerçekten çok yüksek tutuyorum ve her şeye pozitif bakıyorum. No shit talking policy, bundan bahsetmiştim size. Ne zaman kendinizi kötü bir şeye konuştuğunuzu hissettiğiniz anda durup kendinizi şunu sormanız gerekiyor. Beni şu an bu düşünceye, bu konuşmaya iten şey tam olarak nedir? Niye böyle konuşuyorum? Veya beni bu konuşmada rahatlatan şey nedir? Mesela yorumlarda görüyorum, şimdi rap falan şey bir şeyler yapıyoruz ya. Abi baba uzağa git, buradan buradan git. Negatif düşünce barındıran insanları hayatınızdan çıkararak başlayın. İlk olarak önceliğiniz bu olsun. Kendinize artık atabileceğiniz, hayatınızda size bir şeyler katabilecek insanları, pozitif vibe'deki insanları hayatınıza almaya başlayın. Ve hayallerinizi kendi çerçeveniz dışında düşünmeye başlayın. Yani hayalim, evet ben işte bir Türk çocuğuyum, Türkiye'de doğdum, işte ailem belli, ekonomik durumum belli ve işte ben bu kadar... Değil abi, öyle bir şey yok. O senin kafandaki sınırların, boundary'lerin, onlar senin limitlerin. Senin hayal gücün bu kadar büyük olmadı için zaten bunu gerçekleştirme ihtimalin kalmıyor ortada. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum, Grant Cardone'u falan takip edenler vardır, business'la ilgisi olanlar varsa. 10x stratejisi vardır. Business'ta da, para yönetiminde de, planlamada da, şirket yönetiminde de 10x stratejisini uygularlar. Yani kapasite x birim kadarsa, yani bir katı kadarsa sen 10 katını hayal etmeye çalışırsın ve 8 ya da 7'sine ulaşman bile senin için space jump, yani böyle hani inanılmaz büyük bir zıplama, inanılmaz bir yol kat etme anlamına gelir. Şimdi mesela benim hayalim ne diyelim, işte ben bir tane şarkı yapacağım, Türkiye'de insanlar beğenecek. Yok abi, benim böyle bir hayalim. Benim böyle bir hayalim yok. Benim hayalim burada da işte o Hollywood sahinde bilmem nerede ciddi bir şeyler yapmak. Global bir şeyler yapmak, burada bir şeyler yapmak, müzik yapmak, işte business yapmak, kriptoda onu yapmak, bunu yapmak. Yani çünkü hayallerimi bu şekilde kuruyorum ve planlarımı tamamen bu noktada değerlendiriyorum. Özetle şuraya dönüyorum. Hayallerinizi doğru belirleyin. Hayallerinize inanın. Bu şey değil ama yani böyle hani bedavadan hayal satma hikayesi. Herkes kendini hayal ettiği yerde yaşayacak eğer o hayaline gerçekten inanıp o doğrultuda ilerliyorsa. Herkes o kafasındaki visual ettiği hayatı yaşayacak. Bu farkındalığım o kadar çok fazla geliyor ki geçen Speed diye bir film var. Çapkın filmin adı. Bilmiyorum, belki görmüşsünüzdür, izleyenler olmuştur. Ashton Kutcher'ın bir filmi. Ben bunu lise son, üniversite falan herhalde o dönemlerde bir izlemiştim. Ulan amma çok etkilenmiştim. Kendimi var ya o çocuğun yerine böyle öyle bir koymuştum ki ulan dedim. Ben Los Angeles'a, Kaliforniya'ya gidersem kesin böyle bir anım var yani. Baba ben o anıyı yaşadım ya. Nasıl oldu, nasıl bitti? İşte ben o anıyı yaşadım. Çünkü o anıyı kafamda visualize ettim. Ve paralel evrende bir yerlerde o benim visualize ettiğim şey oluştu.
anladın mı? Ben o geleceği kurdum kendime aslına baktığında. Ve bu gerçekleşti. Ve şu an kafamda kurduğum birçok şey de gerçekleşecek. Şu an geleceği planlı kurmaya çalışıyorum. Stratejik kurmaya çalışıyorum. Söylediklerim biraz dağınık olabilir. Üzerine biraz düşünün. Anlamlandırmaya çalışın. Tekrar şunun altını çizelim. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek için başkalarını kötülerler. Başkaları hakkında kötü şeyler söylerler ya da eleştiri noktasına giderler. Çünkü bir an bile karşısındaki insanın kendini karşısındaki insandan daha iyi hissetmesi ona kendini iyi hissettiriyor. İşte bu bilinen en büyük insecure, özgüvensizlik problemidir. Bu bölge Valley diye geçiyor. Şu dağların arkası Los Angeles. Şu an tam tersi kalıyor. Hill'in arka tarafı burası. Burası bir 3-4 derece daha sıcak Los Angeles'a göre. Çünkü o şu dağlar okyanustan gelen rüzgarı kesiyor. Yoruldum, ben de yoruldum ya. Baksana kabonun haline. Bakalım nasıl gidecek daha yola. Amerika'nın herhalde bütün o ünlü noktalarında bu kolaç hareketini yapacağım. Bu benim manifestom gibi yani, anladın mı? Gönder o vibe ile alakalı olan enerji. Şu an tam olarak o Hollywood sahnenin tepesindeyim. Sesim bu arada rüzgardan kesiliyor olabilir ama tam olarak oradayım. Şurada bir şey var. Baraj. Güzel bir baraj. Dam diye geçiyor o da. Dediğim gibi yükseklerden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Hayallerimiz bizim yaşayacağımız hayatı belirliyor. Ben bunu hayal ediyorum. Daha fazlasını da hayal etmeye devam edeceğim ve şu an bunu yaşıyorum. Bunları yaşamaya devam da edeceğim. Böyle karşımda yavşak yavşak konuşan, beni aşağı çekmeye çalışan binlerce insana rağmen bunu yapacağım. Siz de aynı şekilde bunu yapmaya devam edin. Çünkü ne yaparsanız yapın insanlar konuşacak. Ne yaparsanız yapın sizi yargılayacaklar. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar çekeceğim artık, biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notification'ı açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin bro. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun.